Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Taacı kitabından devam ediyoruz. Büyük cihat. Nefisle mücadele insana haz vermez. Aksine sadece dişlerini sıktırır. Öyleyse dişini sıkarak onunla mücadele et. Aslında büyük cihat budur. Bil ki yavrusunu kaybeden annenin ne sevinci olur ne de bayramı. Bayramı sadece nefsini yenen yapar. Gerçek saadeti de ancak kemal Eren tadar. Manastırdaki bir rahibe sorarlar. Ey rahip! Bu insanların bayramı ne gün? Cevap verir. Affedildikleri gün. Senin nefsine karşı davranışın karısını bir meyhanede görüp ona güzel elbiseler ve leziz yemekler götüren adamın haline benziyor. Nefsin ibadeti bıraktıkça sen de tıpkı o adam gibi ona enfes tatlılar ikram etmektesin. Hak'tan gafil kalplerin iz kokusunu koklamayalım diye 40 yıl boyunca yapayalnız yalnız yaşamış erler vardır. Bu dünyanın çıkarlarını düşünme konusunda senden daha uyanığı yok. Öte alemin kazançlarını ihmal konusunda da senden daha cahil yok. Sen bu dünyada tarlalarına giden ve oralarda çalışan bir çiftçi gibi olmalısın. Çiftçi hasada bir ambarakor ve zamanı geldiğinde yararlı olsunlar diye o hasadın ürünlerini büyük bir özenle saklar. Sana gelince sen de ambara günahlarının yılan ve akreplerini koymaktasın. Bu durumda mahvolmuşsun sen. İnsanlar ihtiyaç anında azık edinecekleri besinleri depolarken sana zarar verecek olan şeyleri yani günahlarını depolayıp durman son derece cahillik ve bir o kadar da gafillikten başka nedir ki? Evlerinde yılanlar besleyen kimselere hiç baktın mı? Onlardan biri de sen olmayasın. Senin için en ürkütücü olan şey küçük günahlardır. Çünkü sen ihtimal büyük günahlara yeterince önem verip onlardan tövbe edersin. Buna karşılık küçük günahları önemsemez ve onlardan tövbe etmeyi aklından geçirmezsin. Senin bu halin bir aslanla karşılaşınca Allah'ın yardımını isteyip kurtulurken elli kadar kurt tarafından helak edilen adamın durumuna benziyor. Oysa Yüce Allah uyarır. Siz onu önemsiz sayıyorsunuz. Halbuki Allah katında büyük günahtır o. İlahi mağfiret açısından büyük günahlar tövbe edilince affedilebilecek bayağı günahlara dönüşebilir. Fakat sen küçük günahları işlemekte ısrar edersen onlar da büyük günahlar haline gelir ve önemsizliklerine rağmen zehir gibi seni yavaş yavaş öldürürler. Küçük günah saman alevine benzer ne var ki? o saman alevlerinin bütün bir diyarı yakıp kül ettiği çok görülmüştür. Sağlığını isyan ve itaatsizlikle bozup mahveden kimse, babasından kendisine bin altın kalan ve o parayla etrafını biri diğerini ısırıp sokacak yılanlar ve satın almaya harcayan kimse gibidir. Sonunda onlar kendisini de sokup öldürmezler mi? Sen vakitlerini bir leşin etrafında dönüp duran Sonra da üzerine atılan akbabalar gibi haberi günah işlemekle geçiriyorsun. Bedeni minnacık fakat iradesi sapa sağlam bal arısı gibi olsana. Enfes polenleri devşirir de leziz bir yiyecek üretir. Acı ve girdabında debelenip durduğun yetsin artık. Acı ve ıstırap girdabında debelenip durduğun yetsin artık. Haydi Allah aşkına enginine dal. Bu hakikat senin yolunu aydınlatsın gafletinin kendisini helak ettiği kimseye gelince o beladan yakasını kurtaramaz. Çünkü o oğlunun öldüğünü gördüğünde gülmeye koyulan aklını zayi etmiş bir kadın gibidir. Geceleri kalkıp ibadet etmiyorsun. Gündüzleri de oruç tutmuyorsun. Öyleyken senin bütün yaşantında ve bütün bedeninde üzüntü ve kederden eser yok. Çünkü gaflet senin kalbini haklamış canlı olan ufak bir iğne batmasına bile derhal tepki verir. Ama ölüyü kılıçla ikiye bölsen bile acı duymaz. Şu halinle senin de kalbin ölü demektir. Zikir meclislerine katıl. Haydi, ilim ve irfan meclisine katıl. Çünkü o meclislerde cennetten gelen kokular yayılır. Bunu yaparsan sen o kokuları yürüdüğün yolda, hatta oturduğun evde bile hisseder ve koklarsın. Günah işlemekte ve işlemek üzere olsan bile sen o tür toplantılarda bulunmamazlık etme. Kendi kendine "Ben bir günahkarım ve günah işlemeyi de bir türlü bırakamıyorum. O toplantıda olmamın bana ne faydası olur ki?" deme. Tam aksine okçunun okunu atması gerek. Bugün hiçbir yarar sağlamasan bile yarın bir fayda elde edersin. Bunu bil de günahtan sakın. Zira o günah senin rızkının daralmasına hatta yok olmasına yol açabilir. Tövbe edip Allah'tan bağışlanmayı dile ve ettiğin tövbenin kabul edilmesini niyaz et. Kendini bütünüyle ona teslim edip şöyle yakar. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen elbette en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. Amin. Yaşı kırkı bulduğu halde Allah'ın kapısını hiç çalmamış kimse gibi olma. Senin açından en korkulacak şey gafletin karalığıyla iman korularının sönmesi yüzünden Allah korusun kötü bir akıbete uğramandır. Yani imansız ölmendir. Estağfurullah. Öyle bir akıbet ancak günah üstüne günah işlediğin ve tövbe de etmeyip kalbini iyice kararttığın için başına gelir. İbadetini ihmal etmekten sakın. Tercihlerinin de nihai hedefi, sadece hela çukuru olan aldatıcı hoşluklara yönelik olmamasına özen göster. Senin sinende yatan nefsine çok dikkat et. Çünkü seni mahveden odur. Şeytan bile Ramazan ayında oruçlulardan kaçıp uzaklaşırken nefsin sen ölünceye kadar yanından hiç ayrılmaz. Gerçekten de şeytan ve yardımcıları o ay boyunca zincire vurulurken o mübarek ayda bazı insanların adam öldürdüklerini, bazılarınınsa hırsızlık ettiklerini görürüz. Bütün bunlar nefsin içidir. O halde nefsin günaha eğilim duyduğunda ona ilahi cezayı ve günahın insanı Allah'tan uzaklaştırdığını hatırlat. Balın zehirli ve zehrin de sonucunun ne olduğunu bilince insan hiç kalkar da o balı yer mi? İşte bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam şu uyarıda bulunur. Bu dünyanın acı bir zevki vardır. Bu dünya iksindirici bir leştir. Demek ki dünya gafiller için acı bir zevk, uyanık olanlar içinse tiksindirici bir leştir. Nefisler için acı bir zevk, gönül ehli içinse tiksindirici bir leştir. Kısacası dünya insanları uyarmaya yarayacak acı bir zevk ve kaçmaya yönlendirecek tiksindirici bir leştir. O yüzden onun tatlılığı sakın seni kandırmasın. Çünkü sonuçları acı olur. Sana müminin kim olduğunu sorarlarsa şu cevabı ver. Nefsinin hata ve kusurlarının farkında olan, günahın kendisiyle günah işleyen Allah'ın kulları arasında bağ kurmaya çalışmayan, yani kullara günah isnadında bulunmaktan kaçınan kimsedir. Sana betbah kişinin kim olduğunu sorduklarında da şöyle de. Kendisinin edip eylediklerine hiç bakmadan kullar arasında kimlerin günah işlemekte olduğunu araştıran kimsedir. Günah insanı alçaltır. Günümüz insanların hatalı ve günahkarca davrananlara hoşgörülü davrandıklarını ve kucak açtıklarını sık sık görüyoruz. Halbuki onlara karşı asık suratlı bir tavır takınıp yüz vermemeleri bile onları günah işlemekten caydırmaya haydi haydi yeter. Sana Kemal yani manevi olgunluk ve irfan kapısı bir açılsa Allah'a karşı isyan ve itaatsizliğe niçin dönesin ki? Sarayın kapısı kendisini açılan birinin bir kulübeye geri döndüğünü hiç gördün mü? sana Allah'a yakınlık kapısı açılacak olsa sana yakın olan ondan başkasını arama mümkün mü? O seni ilahi yakınlığı için seçse artık seni ondan kim geri çevirebilir? Sen ona gerektiği gibi saygı gösterip yücelsen artık o seni kendisinden başkasına bırakmaz. Eğer o seni yaratılmış olanlara duyduğun sevgiden uzaklaştırırsa sen buna sevinip bayram et. Zira bu durum onun sana verdiği değerin bir belirtisidir. İnsanı aşağılanmaya ve bayağılaştırmaya sürüklemeyen bir günah yoktur. Sen ona isyan ve itaatsizlik ederken yüceltilip yükseltileceğini mi sanıyorsun? Elbette hayır. Çünkü yücelme ve şeref Allah'a itaatle elde edilir, alçalışta günahla gerçekleşir. Senin itaatın nur, onur ve manevi açılım olur. İtaatsizlik ise günahı, karanlığı, alçalışı ve seninle onun arasına perdelerin inmesini doğurur. Allah'ın cemalini müşahede etmekten seni alıkoyan, onun koyduğu sınırlara olan saygısızlığın ve şu varlık dünyasına verdiğin aşırı önemdir. Çocuğun itaatsizlik ederse onu Allah'ın buyruklarını hatırlatarak ikna et ve onunla olan bağlarını koparma. Fakat Allah'a karşı gelmekten sakınıp vazgeçmesi için ona soğuk davran. Günahkar müminin yapıp ettiklerine karşı herkes şöyle veya böyle karışır. Kimi onun kusurlarını ortalığa yayar, kimi onunla alay eder ve bütün bunları yapmakla hepsi de yanlış yol izlemiş olur. Günahkar mümin aslında güç bir durumdadır. Onu tedavi veya ıslah etmek için yaramaz bir çocuğa karşı takınılacak şu hali uygulamak gerekir. Dışarıdan ona karşı soğuk davranmalı, içeriden de ona acıyıp şefkat göstermeli. Bu arada da onun için ve gıyabında Allah'a onu ıslah etmesi için yalvarıp yakarmalı. Bu dünyaya bağlanıp kalmış insanlara verilen imkanlardan dolayı kendilerine imrenmen ve zihnini onların ellerindekileriyle meşgul etmen cahillik ve gafillik olarak sana yeter. Bu durumda sen onlardan çok daha cahil ve çok daha gafilsin demektir. Gerçekten de öylesin çünkü onlar kendilerine bahşedilenlerle meşgulken sen sana verilmeyenlerle meşgulsün. Gözlerine perde inince yani katarak olunca hemen onları tedavi etmeye çalışırsın. Gözlerin öyle bir duruma gelmişse şu dünyanın zevklerini tattığın içindir. Sen o zevklerden bir an bile mahrum kalmamak için de hemen tedavi olmak istersin. İyi de senin kalp gözün kırk yıldır perdeli ve sen onun tedavisiyle hiç ilgilenmiyorsun. Bil ki başlangıç yılları böyle mahvolup gitmiş bir hayatın hiç değilse bitiş yıllarının ihtimamla korunması gerekir. 10 çocuğu olup da dokuzu ölen bir kadın misalinde olduğu gibi, acaba o kadın hayatının geri kalan kısmını sonuncu çocuğunu koruyup kollamakla geçirmez mi? Sen de ömrünün büyük bir kısmını heba ettin. Bari geri kalanını muhafaza etsene. Böyle bir gayret göstermek aslında kolay bir şeydir. Senin asıl doğum günün. Vallahi senin hayatın doğduğun günden itibaren başlamaz. Sadece Allahu Teala'yı bilip tanıdığın günle başlar. İyi kalpliler ile kötü kalpliler arasında ne kadar da büyük fark vardır. İyi kalpliler birinin günah işlediğini gördüklerinde onu dışarıdan kınayıp ayıplar. Fakat giziden gizliye ıslah olması için Allah niyazda bulunurlar. Kötü kalpliler ise günahkarı sırf eğlenmek için ayıplayıp onun mahfına çalışırlar hatta haysiyet ve şerefiyle oynamaya yeltenirler. Mümin, kardeşini bir köşeyi, köşeye çekip ona gezice nasihatte bulunan ve onun kusurlarını ortalığa yaymayan kimsedir. Betbahlar ise bunun tersini yaparlar. Birisinin günah işlediğini gördüklerinde kapıyı yüzlerine kapar ve gördüklerini hemen dışarıya yaymaya bakarlar. İşte öyleleri kalp gözleri açılıp aydınlanmamış ve Allah'tan uzaklaşmış insanlardır. Bir kişinin aklını ve zekasını ölçmek istediğinde ona dikkat et. Eğer sen ona birinden bahsettiğinde kalkar da o kimsenin kusurlarını sayıp döker ve sonunda sen bana ondan hiç bahsetme. O şunu bunu yapmış biridir derse bil ki o kişinin gönlü haraptır ve onda hiçbir marifet yani irfan yoktur. Buna karşılık o sana onu iyi yönleriyle tanıtır ve yanlışlarından söz edildiğinde olup bitenin iyi yanını görmeyi dener ve belki yanılmıştır veya bir mazereti vardır yahut da o davranış ona uymaz derse bil ki onun gönlü ölü değil diridir. Çünkü mümin Müslüman kardeşinin şeref ve haysiyetini koruyacak şekilde hareket eden kimsedir. Allah'ı anki ömrün uzasın. Ömrünün son demlerini yaşayıp da kaybettiği zamanı yakalamak isteyen kimse durmadan bolca zikir yapsın. Bunu yaparsa kendisine kalan kısa ömür uzun ve bereketli hale gelir. Mesela bir hadisten alınma şu zikri yapsın. Subhanallahü azim ve bihamdi adede halkihi ve nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati. Yarattıklarının sayısınca kendisinin razı olacağı kadar arşının ağırlığı ve kelimelerin adedince Allah'a kendisine yakışmayan niteliklerden uzak tutar ve ona kendi ile hamd ederim. Amin. Aynı şekilde oruçlarını tutmamış, namaz kılıp ibadet etmemiş, gecelerini namaz ve niyazla geçirmemişse o da Allah elçisi aleyhisselama bolca salavat getirsin. Çünkü sen hayatın boyunca ibadet ve taattan başka bir şey yapmamış olsan ve Allah da sana bir kerecik olsun rahmet etse o rahmet senin bütün hayat boyu yaptığın ibadet ve işlediğin hayırlı amellerin hepsinden çok daha kıymetlidir. Zira senin ibadetin senin kendi çapında kalır. Onun rahmeti ise kendisinin raplığı ayarındadır. Allah'ın sana tek bir rahmeti için bu böyleyse ya senin getirdiğin her salavat için her salavat için sahih bir hadiste belirtildiği üzere o sana on kat rahmet ettiğindeki durumunu bir düşün. Allah'ın buyruğuna uygun şekilde sürekli Allah hatırlayıp zikrederek veya Allah Resulü Aleyhisselam'a salavat getirilerek geçirilen hayat ne güzel hayattır. Bir rivayette şöyle denilir. Yakalanan hiçbir av veya kesilen hiçbir ağaç yoktur ki kendisi Allah'a anmaktan gafil olmamış olsun. Çünkü hırsız içeridekilerin uyanık olduğu evi soyamaz. Fakat insanların gafil olduğu veya derin uykuya daldığı binayı yağmalar. Yolculuk tarihinin yaklaştığını bilen erzak biriktirmede acele eder. Başkasının cömertliğinin kendisine öte alemde hiçbir yararının dokunmayacağını bilen, kendisi bu alemde cömert olmaya gayret eder. Hesap kitap yapamadan harcayan kişi, sonunda farkına varmadan servetini kaybeder. Vekil tayin ettiği kişinin dürüst olmadığını sonradan anlayan kişi, onu görevinden az eder. Nefsine karşı sen de öyle davran. Çünkü onun sana ihanet ettiğini daha önce gördün. Öyleyse onu saf dışı bırak ve yolunu kes. Kendinde kusurlar, ihtiraslar, gaflet bulursan sebebi sensin. Buna karşılık kendinde sebat, Allah korkusu ve züht gözlemlersen bil ki o da Allah'ın lütfundandır. Aynı şekilde ülkende hasır sazlarına, dikenlere ve böğürtlenlere rastlarsan bil ki onlar senin yurdunun bitkileridir. Tam aksine yeşil koruluklar, misk ve amberle karşılaşırsan bil ki onlar Allah'ın bağışıdır ve onlar senin vatanının bitkileri değildir. Çünkü misk ceylanın salgısından elde edilir. Amber de Hint denizinden çıkarılır. Asıl bedbaht. Sen Allah Celle Celaluhu isyan edip günah şedinde senin imanın güneş tutulmasına veya bir tabakla perdelenen lambaya benzer. Onun varlığı bilinir fakat onu örten perde ışığının algılanmasını engeller. Madem ki ömrün artık tükenmek üzere, haydi camilerdeki ilim irfan meclislerine katıl da ruhunu besle ki geriye kalan şu kısa zamanın iman, takva, idrak, Allah'a zikir ve diğer benzeri şeylerin canlılık kazanmasıyla uzayıp bereketlensin. Zaten sen imanın hakikatine erseydin, günahın yanına bile yaklaşmazdın. Borcunu ödemeyi nefisten daha fazla geciktiren bir borçlu, şeytandan daha yaman bir düşman, ihtirastan daha ağır bir hastalık yoktur. Bu arada ilahi yardım bolca serpiştirildiği halde ona gururdan başka sırt dönen hiçbir şey yoktur. Nitekim yağmur suları da dağların doruklarında değil de sadece vadilerde birikir. Rahmet de kibirlerin kalplerinden böyle uzaklaşır. Ve alçak gönüllerin kalplerine düşer. Gururludan kastımız güzel elbiseleri olan değil, hakkı reddeden kimsedir. Gurur, kişiyi Allah'a karşı küstahça davranmaya, insanları itip kalkmaya ve onları hor görmeye sevk eder. Kibirli insanların sadece vezirler ve dünyalıkları bol olan kimseler arasında olduğunu sanma. Akşamleyin yiyecek bir şey olmayanlar arasında bile kibirliler vardır. Onlar asla yola gelmeyen bozguncu kimselerdir ve onlar Allah'ın diğer kullarını hor görürler. Esaret altında veya hapiste olanlar esaret altında veya hapiste olanları sen bedbaht sanma. Hayır. Bedbaht Allah'a itaat etmeyen ve o tertemiz emaneti yani bedenini günahın murdarlığında kirleten kimsedir. Altın ve gümüş bağışlayanlar çoktur ama hayatlarını bağışlayanlar nadirdir. Ahmak o kimsedir ki çocuğunun ölümünü ağlar da yüce Allah'tan kendisine verilip de elinden kaçırdığı şeylere hiç ağlamaz. Onun bu hali şunu demek şunu şunu demek olur. Onun bu haline şunu demek olur. Ben bana Rabbimden yüz çevirten şeylerin elimden gidişine ağlıyorum. Halbuki onun bu kaybedişten memnun olması ve onu Rabbinin armağanı olarak görmesi gerekir. Çünkü Allah ondan kendisini Rabbinden yüz çevirtip uzaklaştıran şeyleri çekip almıştır. İhtiyarlığın, i̇htiyarladığın halde hala bayağı ve çocuksu bir kafa yapısına sahip olman ve Allah'ın senden ne beklediğini kavrayamaman senin açından ne kötü. Sen akıllı biri olsan, başkalarının sana ağlamasından önce sen kendine ağlardın. Çocukların, eşin, hizmetçilerin ve dostların sen ölünce sana ağlamaz. Senden yararlandıkları imkanlara, ve ellerinden kaçırdıkları fırsatlara ağlarlar. Öyleyse ağlama konusunda sen onlardan önce davran ve şöyle de. Ben bana ağlanılmasından önce Rabbimin bana ayırıp verdiği paya ve onu elimden kaçırdığımı ağlamalıyım. Rabbinin sana vefalı davranırken, Rabbin sana vefalı davranırken senin ona umursamazca davranman, cahilliğini ve gafilliğini bırak artık. Her kişi Toplantılarda insanlar arasında bağırıp çağıran değildir. Her kişi nefsine yüz vermeyip onu Allah'a yönlendirendir. Bakışla terbiye. Ebedi alemin hazırlıklarını bir yana bırakıp da şu fani dünyanın meselelerine takılıp kalan kimse kendisine göz dikmiş bir aslanla karşılaşan fakat dikkatini aslana verecek yerde kendisini ısıran bir pireyi yakalamaya koyulan adama benzer. Allah'tan gafil olan elbette önemsiz şeylerle oyalanır, durur. Gafil olmayansa sadece onun zikriyle ilgilenir ve vaktini ondan başka bir şeye harcamaz. Senin bu dünya hayatını biricik gaye olan ahiret mutluluğu için geçirmen gerekirken sen şu dünyayı kazanayım diye ahireti bir yana bırakıyorsun. Bir asker için korkudan daha beter ne vardır? Bir dil bilimci için bir dil bilgisi hatasından daha kötü ne olabilir?'' bir zahit için dünyalık peşinde koşmaktan daha fena bir şey olabilir mi? Er sözleriyle seni utanca ve şaşkınlığa düşüren değil, basit bir bakışıyla seni allak bullak edendir. Nitekim Şeyh Ebul Abbas el-Mürsi buyurur ki, Kaplumbağa yavrularını bakışlarıyla terbiye eder. Aynı şekilde hoca da talebesini bakışıyla eğitir. Kaplumbağa karada yumurtlar ve onları nehir istikametinde yerleştirip ardından da onlara bakar. Allah -u Teala işte kaplumbağanın attığı o bakışla onları olgunlaştırıp yumurtalarından çıkarır. Allah'ın muhabbetinin hazını tatmadan sakın bu binayı yani dünyayı terk etme. Elbette o haz yiyecek ve içeceğin verdiği haz değildir. O tür hazları seninle birlikte kafirler de tadıyor, hayvanlar da. Tam aksine sen Allah'ı zikretmenin ve bütün dikkatini onda toplamanın hazını tatmada melekleri ortak olmalısın. Çünkü ruhlar nefislerin kir ve paslarından oluşan bulanıklığa tahammül edemezler. O yüzden de dünya denen şu leşin içinde dalar gidersin. Allah'ın huzuruna çıkmaya layık olamazsın. Günahın murdarlığıyla kirlenmiş olanlar ilahi huzura kabul edilmezler. Kalbini günahtan arındır. Tövbe ve zikir yoluyla Allah'tan af dile ve ona dön ki gaybın kapısı sana açılsın. Durmadan çalana o kapı eninde sonunda açılır. Biz o kapı açılır diyorsak sırf kendi hüsnü niyetimizden dolayı demiyoruz. Eğer Rabia Hatun şunu demeseydi biz o sözü etmezdik. O kapı ne zaman kapanmış ki açılsın? O kapı ilahi yakınlığa erenlere açılır. Öyleyse kalbin tek olan Allah'tan gafil kalmaması için dikkat et. Çünkü Allah'a zikredenlerin ilk basamağındakiler, Allah'a sıklıkla ananlar, Allah'ın bilini dillerinden hiç düşürmeyenlerdir. Onu zikreden kimseye kapı Allah'ın birliğinin sürekli bilincinde olduğu için açılır. Kovulan da gafleti kendisine zikri unutturduğu için kovulur. Senin bu konuda başarılı olmanın işareti mi? Şu iki hırsına hakim olman. Karın doyurma hırsı ve karnının altındakinin hırsı. Allah'a nefisten daha fazla muhalefet eden bir şey yoktur. Bu dünyaya sevgiyle bağlanma konusunda da yine nefisten daha güçlü bir şey yoktur. Seni Allah sevgisinden daha çok uzaklaştıran da yine odur. Allah'ın sevgisine götüren kapı sana bir açılsa öyle muhteşem şeyler görürsün ki. Sevgilisiyle buluşmak istemeyen aşık. Sen onun sevgisi peşinde misin? Gecenin ortasında kalk, iki rekat namaz kıl. İşte onun sevgisini aramanın yolu. Bir hastayı ziyaret et. İşte onun sevgisini aramanın yolu. Git cenaze namazı kıl. İşte onun sevgisini aramanın yolu. Müslüman kardeşine yardım et. İşte onun sevgisini aramanın yolu. Yoldan insanları rahatsız eden şey veya şeyleri kaldır. İşte onun sevgisini aramanın yolu. Elbette ortalığa bırakılmış bir kılıç kendisini kavrayıp kaldıracak bir el bekler. Senin için de zikirden daha değerli bir ibadet yoktur. Zira zikir kıyamda duramayan rükuya varamayan veya secde edemeyen yaşlı ve hastalar için de kolay bir ibadettir. Bil ki Allah'ın huzuruna nasıl çıkılacağını sana alimlerle arifler öğrettirirler. Sen hiç işi alınır alınmaz görevini yapmaya başlayan bir hizmetçi gördün mü? Elbette hayır. O önce birinin yanına girilir ve o da ona neler yapması gerektiğini bir bir öğretir. Gereken eğitim ve edebi tam anlamıyla öğrendikten sonra hizmet edeceği kişinin emrine arz edilir. Veliler de Allah hepsine rahmet etsin, müritleri Allah'ın huzuruna çıkabilecek seviyeye gelinceye kadar eğitirler. Bunu da iyi bir yüzücünün bir çocuğa yüzmeye öğretmesi gibi yapar ve çocuk tek başına yüzer hale gelinceye kadar ona göz kulak olurlar. O duruma gelince de onu denize atar ve bırakı verirler. Peygamberler, veliler ve takva sahibi kimseler vesile olamazlar diye düşünmekten sakın. Çünkü onlar Allah'ın insanları kendisinin yoluna iletsinler diye görevlendirdikleri kimselerdir. Onların gösterdikleri bir keramet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğuna ek bir delildir. Suyun üzerinde yürümek, havada uçmak, gayb aleminden haberler vermek, yerden su fışkırtmak ve bir bu türden daha çok daha birçok kerametleri onlar onların aracılığıyla yani daha önce peygamberlerin gösterdikleri mucizelerden hareketle yaparlar. Bütün bunlar onlar ancak mertebeleri ölçüsünde verilir. Şey Ebu Hasan Eşşazeli Hazretleri'nin şu övdüğü aktarılır. Nefsini namaza teşvik et ve onu namazla güzelleştir. Eğer nefsin dünya haz ve zevklerinden vazgeçiyorsa sen salih kullardansın. Değilse yan ve ağla haline. Eğer sen namaz kılmada ayak sürüyorsan sorarım sana. Sen hiç sevgilisiyle buluşmak istemeyen bir aşık gördün mü? Zaten Rabbimiz de namazın insanı dünyevi basitliklerden uzaklaştırıcı özelliği hakkında şöyle der. Elbette namaz ayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Kendisinin Allah katındaki gerçek durumunu bilmek isteyen kimse namazında huzurlu ve huşulu mu davranıyor yoksa namazını gafletle ve aceleyle mi kılıyor bir baksın. Eğer sen namazını huzur ve huşu ile kılamıyorsan başına toprak saç. Güzel kokular sürünmüş birine yoldaşlık edene elbette o güzel kokular siner. Namaz da Allah ile bir tür yoldaşlıktır. Sana bu yoldaşlıkta ondan hiçbir şey gelmiyorsa o zaman sende kibir, kendini beğenmişlik ve edebe aykırı bir şey yani bir hastalık var demektir. Bu durumda sen ilahi husurdan uzaklaştırılanlardansındır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerinden uzaklaştıracağım. Namaz kılanın namazı bitirmek için acele etmemesi gerekir. Aksine biraz zikirde bulunmalı ve bu kusalıktan dolayı af dilemelidir. Nice namazlar vardır ki hak katında kabul görmez ama sen Allah'tan af ve bağışlanma dilersen Allah onları kabul eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıktan sonra üç kere estağfurullah diyerek af dilerdi. Senin sinende gizli o kadar çok şey var ki. Bir anda gelip geçen öyle düşünceler gelir ki kalbine ve zihnine. Onların en kötüsü de Allah hakkında ve rızık konusunda kuşkuya kapılmandır. Çünkü rızık konusunda şüphe etmek, o rızkı veren hakkında şüpheye düşmek olur. Rızık kaygısı Bu dünya ilgilenilmeye değmeyecek kadar önemsizdir. İradesi zayıf kimseler önemsizle uğraşır dururlar. Sen adamsan, önemli şeylerle uğraş. Önemsiz işlerin içine gömülüp giden ve asıl ilgiye layık şeyleri ihmal eden ruhunu yüceltemez, aklı kıtlar arasında kalır. Sen kulluk görevine hakkıyla yapmaya özen göster ki o da sana yapmayı vaat ettiklerini yerine getirmeye özen göstersin. Pislik böceğine, kertenkele ve hamam böceğine rızkını versin de seninkini sana vermeyi unutsun. Hiç mümkün mü? O yüzden Yüce Allah'ın şu sözüne kulak ver. Yakınlarına da namaza emret. Sen de bunda devamlı sebatlı ol. Fakat unutma ki biz senden bizim için rızık sağlamanı istemiyoruz. Tersine senin rızkını veren biziz ve gelecek Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimselerin olacaktır. Yüce Allah ilahi kurallara saygıda kusur göstermeyenleri haberdar etmek sizin kendi mülkünde yeni bir şey yapmaz.